Yani Suriye'de egemen güç olmamızdan tutun da oradan sağladığımız çıkarlara kadar, yani bugün biz Hendek olaylarından tutun da Ve Suriye'de tehlikeler. gerçekleştirdiğimiz operasyonlara kadar bunları yapmasak, belki de Rusya nasıl Ukrayna'ya girdiyse bizim de başımıza gelebilir diye mi geleceğiz? İşte az önce söylediğim şey oydu Tayyip. Şimdi soldan geliyor, tamam mı yumruk? Zaten Evet. soldan vuruyor. Kim vuruyor? Gerçekten içinden öyle geldiği için öyle yapan var. Ama ben çok başarılı buldum. Hani hep istediğim, yapılması lazım dediğim şeylere bir örnektir çalışmalara. Bu ATV'de bir Yalnız Kurt dizisi var. En azından birkaç milyon kişiye o dizi içerisindeki bir sahneyle bu Suriyeliler meselesinin nasıl kaşındığını ve birileri tarafından nasıl toplumsal çatışma haline dönüştürdüğünü çok güzel bir şekilde anlatmışlar. Şimdi birileri kaşıyor bu olayı, birileri de gerçekten içinden gelerek buna katılıyor ve nihayetinde böyle bir çatışma ortamı oluşturulmaya O çalışıyor. sahne Peki, şeydi değil mi? Elinde Türk bayrağıyla çıkıyorlar falan. evet, Protesto bir ediyorlar ama tanesi arka planda iki olay kişiyi bambaşka. gönderiyorlar. Aynen, iki kişiyi gönderiyorlar. Birisi Suriyeli, birisi ülkücü bıyıklı. Bir tanesi birini bıçaklıyor, diğeri de o bıçaklayanı protesto etmek adına milleti galeyana getiriyor. Şimdi burada da bir kenara koyalım. Ben bu meseleyi nereden karşılarım? O zaman şöyle karşılarım. Sen mi daha milliyetçisin, ben mi? Sen mi daha çok bu ülkeyi düşünüyorsun, bu ülkenin geleceğini düşünüyorsun, ben mi? Hadi gel bunu ortaya koyalım. Mesela senin istediğin gibi bugün Suriyelileri Suriye'ye kovalayarak gönderdiğimizde orada şu an 300'den fazla terör örgütü var. Orada şu an kontrol altında tutamadığımız, bizim kontrolümüzün dışında %80'lik, 85'lik bir bölge var. Bunun büyük bir oranda kontrolü de özellikle kuzey taraflarında kontrol PKK'nın elinde. DAEŞ var, PKK var, rejim var. Bütün Yani bunları o şu bölgede anda bir insan bir Alfa'nın bütün anlattığında harflerini kiralamışlar resmen. şimdi PKK, BYD, bütün YPG, OBU, DHKP, aynen Gül öyle hepsi gidiyor. orada. Şimdi bütün bu terör örgütlerinin bulunduğu bir cenderenin içerisinde siz buradan 3 milyon 4 milyon tane insanı kovalayarak gönderdiğinizde hadi bakalım hangisi daha büyük problem bizim için? Şeyi geçelim. Orada onlara zulüm edilecekmiş, öldürüleceklermiş. Tamam onu düşünmüyorsunuz. Eyvallah. Peki sen bunu yaptığında senin de az önce söylediğin gibi Suriye'de durabilecek misin? Duramayacaksın. Bir kere seni orada tutmazlar. Evet. Sen orada duramazsan bizim orada bulunma sebebimiz, bizim oraya girme, şehitler verme sebebimiz hepsini Allah rahmet eylesin. Neydi? Amerika'nın orada kurmak istediği bir terör koridoru vardı, onu engellemekti. Bir kere bunu ben sınırlarımı kapattım, ne mülteci alıyorum ne kendim oraya giriyorum diyerek oradaki Amerika'nın terör koridorunu kaldığı yerden devam etmesini, belki de daha güçlü bir şekilde devam etmesine Müsaade mani olacaksın. edeceksin. Buna iki, 3-4 milyon insanı gönderdin. Bunlar orada ya yaşayacaklar kendileri, ya ölecekler ya da mecburen de olsa veya gönüllü de olabilir. Ben bilemem, hepsini tanımam. O terör örgütlerine birer eli silahlı unsur olarak veya birer lojistik hizmeti veren iş gücü olarak şu bu bir şekilde onların içerisine katılabilirler. Mecburen katılabilirler. Yapacak bir şey yok. Adamın gittiği bölgede diyelim şu terör örgütünün kontrolü var. Ne yapacak? Şimdi sen diyorlar ki bize biz içeride kumsallarda Suriyeli görmemek için biz içeride normal bizim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının suç oranından daha az da olsa içlerinde suç işleyecek insanlar mı? Elbette var, olmaz mı? Var ve biz bunu istemediğimiz için işte gelecekte kendimize güvenmediğimiz ve Suriyelilerin bizi işgal edebileceğine falan düşündüğümüz için biz Suriyelileri gönderelim, sınırlarımızı kapatalım. Orada kim ne halt ederse etsin diyorlar. Abi bunun kadar büyük Yani biz Türkiye bugün belki Cumhuriyeti'nin de plajlarda Suriyeliyi geleceğine bir dinamit görmeseydik koyulabilir mi ya? çok eleştirilebilecek bir şey söyleyeceğim aslında ama durum da biraz böyle. Biz bugün plajlarda Suriyelileri görmeseydik belki de İstanbul'da, Ankara'da Amerikan askerlerini mi görecektik acaba diye düşünüyorum. Çünkü İstanbul'da, sınır... Ankara'da görmezdik bugün ama şunu görürdük. Bugün plajda görmediğin Suriyeli, yarın belki de Suriyeli. Bakın Suriyeli dediğin sadece Arap değildir. Onun içerisinde bugün Suriyelilerin içerisinde PKK var mesela. Orada Amerika Birleşik Devletleri'nin istediği terör koridoru
kurulmuş olsaydı birincisi bir devletleşme adımı atılmış olacaktı. Bugün olur muydu, olmaz mıydı o bilmem ama şu olacaktı. Bakın, biz Kuzey Irak'tan gelen terör akımıyla 40 sene uğraştık. Aynısının en büyük sınırımız, en geniş sınırlarımızın olduğu Suriye'den gelen bir terör akımı olarak zuhur ettiğini düşünürsen, biz zaten bunun olmaması için oraya girdik. Biz oraya girdikten sonra, bunun olmaması için oraya girdikten sonra bu kadar mülteciyi kabul etmek zorunda kaldık. Ya ben tartışmaya girdiğimde sınırın ötesinde savunulur doktriniyle tabii, bakarım. Ama mesela şu tartışmayı yaparken geçmiş hafızamızın da güçlü olması gerektiği kanaatinde izleyenler de hatırlayacaktır. Bu olaylar, Suriye operasyonları gerçekleşmeden önce kilise bombalar düşüyordu. En yakın örnek. Yani savaş, oradaki terör o kadar yakınımızdaydı ki, yani sınırın bir ucu ama oradan attığı bir bomba, çok basit bir roket bizim topraklarımıza düşüyordu. Bugün böyle şeyler yaşıyor muyuz? Yaşamıyoruz. Bugün orada adam diyor ki, sen sınırının ötesinde savunacaksın ama vay efendi, domates, patlıcan şu kadar olmuş. Buraya karşılık geliyor. Bak işte. Şunu son söyleyeyim bu konuyla ilgili. Ondan sonra istersen başka bir konuya geçelim. Bak ben şunu söylüyorum. Bugün Suriyeli mültecilerin burada olması, sığınmacıların burada olması veya farklı ülkelerden, bu bir sıkıntıdır. Bunu kabul ediyoruz ama bunları bugün gerekli şartları ve gerekli ortamı hazırlamadan ve doğru bir adımlar silsilesi şeklinde göndermeyip de bir fevri bir hareketle, bir siyasi işte kendimize alan açmak veya işte insanlar bunu istiyorlar sadece deyip bunu bu şekilde mantıksızca ve sonunu düşünmeden gönderme eylemine girersek, mevcut sığınmacıların burada olmasının bize verdiği sıkıntıdan çok 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 daha büyük bir sıkıntıyla karşı karşıya yapıyor. O yüzden bazen bir sıkıntı konusunda doğru adımı atmak için zaman lazımdır, gerekli şartların oluşturulması lazım. Bunları yaptıktan sonra o sıkıntıyı aşmak lazım. Kimse şunu söylemiyor. Sığınmacılar sıkıntı değildir abi. Hiç burada yaşayacaklar ise. Hayır, böyle olmayacak. Burada yaşayacakları olacak, burada yaşamayacak olanlar olacak. Bunu biz, devletimiz, nasıl ki Almanya 5 milyon tane bugün orada Türk var. Ama bunları belli şartlara göre kabul etti. Biz de bunu yapacağız. Ama kabul etmeyeceklerimizi geri göndermemiz için orada belli şartları oluşturmamız lazım. Bunu beklememiz lazım. Bir şey daha söyleyeyim Tayfun. Burada senin sayfanda bizi, kanalında bizi dinleyenler isterlerse, ben çünkü şu an hani ispatlayamayacağım bir şey söyleyeceğim ama biraz böyle baksınlar, en azından bir akıllarında kalsın diye şunu da söyleyeceğim. Bakın, hani az önce dedik ya, biz birçok konuda artık güçlendik ve artık mesela Ermeni soykırımı konusunda bunu bir sopa yapamıyor. Aslında biz köşeye sıkıştıramıyoruz. İşte PKK konusunda bakın, mesela biz PKK'ya operasyon yapıyoruz. Eskiden çok daha küçük çaplı bir operasyonda Avrupa'da yer yerinden oynardı. En gazeteleri, en bilindik gazeteleri, en hit gazeteleri çarşaf çarşaf bunu algısal olarak engellemeye çalışırlardı. Dünya kamuoyu hep böyle bir karşımızda, aleyhimizde ve şunu derdik hep. Ya arkadaş, şu PKK'nın arkasında bütün Batı derdik. Bakın şimdi bu olamıyor. Bugün Ermeni meselesinde, bugün PKK meselesinde, bugün Doğu Akdeniz meselesinde birçok konuda Avrupa özellikle bir frenlenmiş durumda. Peki bunun sadece savunma sanayi gelişmeleriyle mi olmuş? Hayır, birçok alanda birçok kozumuz var ve o kozlarımızdan bir tanesi mülteciler, sığınmacılar. Bunu da hesap edin bu konuya bakarken. Onun için biraz devletimize güvenmemiz lazım. Yani bu işin zamanını biz buradan tayin edemeyebiliriz kendi bildiklerimizle. Bizim çok güçlü bir, özellikle son 5-6 yılda artık tamamen ülkemizle yine çalışan bir istihbarat örgütümüz var. Bizim bir devlet aklımız var. Bizim bugün ya bazı konularda sıkıntılar yaşasak da geldiğimiz noktada birçok alanda bu ülkeye çağ atlatmış bir hükümetimiz var. Bunu kabul edeceğiz bir kere.